Türk milletinin işte bu desteğinden aldığımız güçle karşımızdakilerin ne yaptığına, ne dediğine değil, kendi hedeflerimizin ne olduğuna bakıyor ve bu doğrultuda da yürüyor. Bize dostluk gösterene yüreğimizde, kollarımızda açıktır. Bize husumet besleyenin, istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit edenin ise ne kimliğine, ne cesametine bakarız. Allah'ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz. Hiç bu işin şakası yok. Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti. Tarihlere sorun ki bize ölmez Türk derler. Son günlerde bize uzatılan hiçbir dostluk elini havada bırakmadığımızı sizler de görüyorsunuz. Meseleleri diyalogla, suhulet ve aklı selimle çözmek isteyenlere karşı biz de müsbet bir tavır sergiliyoruz. Ama şu gerçeği de hiç kimse aklından çıkarmamalıdır. Söz elbette önemlidir, değerlidir. Konuşmak, müzakere etmek, belirli konularda anlaşmak elbette kıymetlidir. Fakat biz asıl neticeye bakarız. Asıl uygulamaya bakarız. Asıl sahada ne olup bittiğine bakarız. Yani hem müzakere ederiz hem de sahadaki operasyonlarımızı sürdürürüz. Çünkü bizim hiçbir operasyonumuz, hiçbir talebimiz meşruiyet sınırlarının dışında değil. Sadece haklı olduğumuz konularda söz söylüyor, adım atıyoruz. Dolayısıyla bu süreçte kendine çeki düzen vermesi, yaptıklarını sigaya çekmesi, eksiklerini tamamlayıp yanlışlarını düzeltmesi gerekenler karşımızdakiler. Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler elbette mümkündür. Bir kez daha tekrarlıyorum. Asıl hedeflerimizden, asıl iddialarımızdan, asıl beklentilerimizden verecek en küçük bir tavizimiz yoktur. Kimsenin hakkına girmedik ki geri adım atalım. Kimseye verdiğimiz sözlerle yaptığımız işler arasında dağlar gibi farklar ortaya çıkmadı ki düzeltmeye gidelim. Oradan kalkıp da kendini bilmez PYD, YPG bu teröristler kalkar bizim topraklarımıza, eğer oralardan roketler atarlarsa, oralarda bizim şehitlerimiz olursa biz kalkıp buna sabredemeyiz. Bıçak kemiğe dayandı ve hakkımıza girildi. Verilen sözler yerine getirilmedi. Arkamızdan işler çevrildi. Dolayısıyla ülkemizden belli beklentiler içine girenler önce bu yanlışların bir düzeltecekler ki bizden söz istesinler. Bizden talepte bulunsunlar. İşte olmayınca biz ne yaptık? Bir gece ansızın oraya gittik. Şimdi PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de hepsi gömülmeye başladı. Gömülmeye başladı. Biz ne dedik? Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz dedik. Gömdük mü? Gömdük. Gömüyor muyuz? Ve gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler o kendilerine elleri açanlara, veyahut da silahları gömecekler. Üzerine de betonu atacaklar. Türkiye samimi olarak gündemindeki meseleleri suhuletle, müzakereyle, diplomasiyle çözmekten yanadır. Yeter ki bizim önümüzde böyle bir alan açılsın. Mesela terör örgütleri desteklenmekten vazgeçilsin. Bizim terör örgütlerinin her çeşidiyle baş edecek gücümüz, imkanımız, kabiliyetimiz var. Yeter ki terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin askeri ve personeli olmasın. Aynı şekilde yeter ki ülkemizde işledikleri suçlar sebebiyle Avrupa'ya, Amerika'ya ve dünyanın diğer yerlerine giden teröristler korunmasın, kollanmasın. Bizden teröristleri isteyenler kendilerindeki teröristleri acaba bize niye teslim etmiyorlar? Bunun hesabını versinler. 1000 yıldır bu coğrafyada ne büyük tehditlerin üstesinden geldi. Arkasındaki destekler çekildiği zaman bu terör örgütlerini tepelemek bizim için adeta leblebi çekirdek kolaylığındadır. Bütün dünyayı titreten DEAŞ'la gerçek anlamda savaşan ve kazanan tek ülke Türkiye'dir. Bugün dünyanın en cani terör örgütlerinden olan PKK'yı arkasındaki onca desteğe rağmen 34 yıldır yerden yere çalan tüm oyunları, tüm senaryoları boşa çıkartan yine Türkiye'dir. Hatırlarsanız bir zamanlar ülkemizin diplomatlarını haince, alçakça şehit eden bir terör örgütü vardı. Sonra bir anda sesi soluğu duyulmaz hale geldi. Adeta ortadan yok oldu. Velhasıl terör örgütlerini tepelemek bizim için vakay-ı adiyedendir. Yeter ki birileri ayağımıza bağ olmasın. Şehitler Tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Evet, dün Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kutulamare'de, Medine ve Kudüs müdafalarında, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta, terörle mücadelede, destan yazdığımız nice yerlerde, 15 Temmuz gecesi tüm yurtta bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estirmiştik. Şimdi de kahraman askerlerimiz, işte önce değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cerablus'ta, Er-Rai'de, Bab'da, yani Fırat Kalkanı harekatında, şimdi de Zeytin Dalı operasyonunda, İdlib'de, Afrin'de, Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran rüzgar estiriyor. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Zaten sen yürümezsen millet arkandan yürür mü? Ve beraber yürüyeceğiz. İşte siz 15 Temmuz'da çağrımıza, meydanlara yürüyerek bu cevabı verdiniz. O yürekler var ya, o yürekler. 251 şehit, 2193 gazi, bu FETÖ denilen alçağa ve onun izleyenlerine hamdolsun bu ülke idare etti. Dün akşam bir gazimizin evine gittim. Bu gazimiz 15 Temmuz Köprüsü'nde, evet, silahlı bir yaklaşımla bu alçaklar tarafından vurulmuş. Ve gençler, 32 yaşında bir genç kardeşimiz, bir tane yavrusu var ve gerçekten çok da cefakar bir eşi var. Ve ilginç olan şey şu: 46 kez şu ana kadar ameliyat olmuş. 46 kez. Şimdi salı günü ayağının dizden alta kesecekler. Düşündüm. Dediler ki artık başka çaremiz yok. Şimdi iki sabri tanıdım ben. Birisi bu sabri, ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler. Şimdi onu biz yurt dışına gönderdik. Orada din tahsili yapıyor. İnşallah ilahiyattan da bilgisayar, bilişim teknolojisi bu alanda insan olurmuş, bunu görecekler. Çok vasıflı, kaliteli. Zaten o yürek var ya, o yürek imandır, o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan taslı yürek sinede yüktür diyerek tankın altına kendini attı. Nerede ihtiyaç varsa orada bu kutlu bayrağı dalgalandıracak rüzgarın eseceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Unutulmasın ki bu rüzgar kimi zaman meltem olur eser, kimi zaman da fırtına olur yıkar geçer. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimizden gerçekten haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde alınıp da cezaevine gönderildiğimizde bizi on binler, evet, cezaevine uğurlamıştı. İşte o gün bize sahip çıkanların gözünde şahit olduğum samimiyeti, bugünlerde gittiğimiz illerde bizi muhabbetle bağrına basan kardeşlerimizde bir kez daha müşahede ediyor.